Fenerbahçe erkek voleybol takımının başarılı oyuncularından Metin Toy'la geçtiğimiz günlerde keyifli bir söyleşi yaptık. Maraton Feneryum mağazasında bir araya geldiğimiz sarı lacivertli fasol çaprazı boş zamanlarının tamamını ailesine ve kız arkadaşına ayırıyormuş. Voleybol dışında ailemle zaman geçirmeyi seviyorum. Sevdiklerimle, kız arkadaşımla, kardeşimle. Onlarla kafayı dağıtmaya çalışıyorum. Onun dışında dinlenerek geçiyor. Çünkü bayağı yorucu bir tempoya giriyoruz her zaman. Temponun içerisinde de hem sakatlık olarak hem sakatlık önleyici bunlar dinlenmeyle geçiyor. Dinlenerek daha çok geçiyor ama dediğim gibi sevdiklerimle zaman geçirmeyi de seviyorum. Metin Toy, kendisine ve takıma uğurlu geldiğine inandığı kolyesini boynundan hiç çıkarmıyormuş. Şu içindeki kolye Metin'cim nedir, anlamı, uğuru, özel midir senin için? Ya özel değil tabii ki de yani bir... Ama hiç çıkarmıyorum. Hiç çıkartmıyorum. Bunu Çanakkale'den almıştım kamp döneminde. O gün bugündür hiç çıkartmadan kullanıyorum çünkü uğruna inanıyorum. Yani çıkartmayacağım da devam edecek. Kopana kadar devam edecek. Kopmasın diyelim. Tabii siz voleybolcular hep böyle işte parmaklar sarılı, işte flamenster, bantlar falan. Bunların da anlamı nedir? Bunları da hani taraftarlar merak ediyor. Yani ben kendi açımdan, benim çok sert topa vurduğumuzdan dolayı bazen ellerimiz çatlayabiliyor. Ben onları önlemek açısından hani biraz daha rahat bir şekilde maçı sonlandırabilmek açısından. Tabii ki artistlik için takanlar da olabiliyor. Yani şekil amaçlı. Şekil olsun diye takanlar olabiliyor ama benim ihtiyacımdan dolayı ben takıyorum ve gayet güzel durduğuna da inanıyorum. Kesinlikle bloklarda özellikle aynen, fotoğraflarda topla beraber aynen, hoş bir ikili oluyor. Başarılı voleybolcu günlük hayatta spor giymeyi tercih ediyormuş. Klasik fazla sevmiyorum. Daha çok spor. Günlerde falan. Aynen öyle, aynen öyle. Sadece oralarda genel anlamda spor giymeyi tercih ediyorum. Eşofman daha çok rahat ettiğimden dolayı eşofman. Onun dışında kot ve diğer tişört tarzı şeyler. Metin Toy, Feneryum ürünlerinin çok kaliteli olduğunu ve her zaman giydiğini vurguladım. Feneryum'da yapıyoruz biz bu röportajı. Tabii böyle bir manken edasıyla taşıyorsun sen de, çok şık. Feneryum için ürünler için neler söylüyorsun? Ya ürünlerimiz gerçekten çok kaliteli ve çok güzeller. Formalarımız da aynı şekilde. Futbol formalarımız, aynı şekilde diğer ürünlerimiz. Ben gayet hem kendim kullanıyorum normal hayatımda hem de zaten Fenerbahçe'miz için sahada ve yanı sıra deplasmanlarda her zaman Fenerbahçe'nin ürünlerini kullanıyoruz. Sarı lacivertli pasör çaprazı özel günler dışında saçlarına herhangi bir bakım uygulamıyormuş. Saçların hep aynı Metin ama özel böyle hani sürekli, çünkü duştasınız, sürekli bir antrenman temposu. Neler yaparsın özel bakım? Ya tabii ki ben fazla uğraşmayı sevmem saçlarımla. Ya maç içinde de aynı şekilde çünkü çok fazla dağılıyor ve atlayıp zıpladığımızdan dolayı çok dağılıyor. Tamamen doğal bırakmayı tercih ediyorum. Tabii özel günlerde, ayrıca o günlerde daha farklı hazırlanıyorum. Fenerbahçe erkek voleybol takımında birçok kupa kaldıran Metin Toy, maçlara çıkmadan önce mutlaka dua ediyormuş. Dualarımı ederim çünkü sakatlık olmasın diye, hani sakatlığımız olmasın, takımımız daha iyi yerlere gelsin, bu içimden dualarımı ederim ve maça başlarım ve inanıyorum ki onların da katkısı çok fazladır kazandığımız galibiyetlerde. Olduğu zamanlar oluyor, olmadığı zamanlar oluyor ama genel anlamda bir ritüelim var. Özellikle anneciğinin ve dedeciğinin de tabii hayır duası çok evet, önemli. Evet, kesinlikle. Onlar her zaman duacım benim. Onlara da sevgiye selamlarımı yolluyorum. Her zaman da yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Başarılı voleybolcu, söyleşide en sevdiği Fenerbahçe tezahüratını da söyledim. Yani giy formanı çık sahaya'yı gerçekten seviyorum. O hem dinlemesi hem de söylemesi gayet keyifli olan bir marşımız. Söyler misin? Söylerim. Giy formanı çık sahaya, yüreğini koy ortaya diye devam ediyor. Çok güzel. Ağzına sağlık diyelim. Metin'cim çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Birlikte veda edelim. Görüşmek üzere.